Selamlar gençler ben Sercan hocanız yeni bir videoda yine sizlerleyim bu videomuzda 9. sınıf İngilizce 2. ünitemizin konu anlatımını yapacağız 1. ünite izlediniz değil mi? İzleyenleri görüyorum yorumları görüyorum arkadaşlar baya bir kişi faydalanmış bu da beni çok sevindirdi gayet de güzel anlaşılmış Birinci videonun ardından bu da ikinci ünitemiz arkadaşlar. Umarım bu videoyu da sonuna kadar izlerseniz notlarınızı alırsınız ve videonun sonunda ikinci üniteyi de artık tamamen bitirmiş olursunuz. Hem okulda bir adım önde olmuş olursunuz hem de İngilizce konusunda bir adım daha bir şeyler öğrenip önde olmuş olursunuz arkadaşlar. Birden başladık bu şekilde 10 üniteye kadar gideceğiz. Eğer destek olmak isterseniz videoya bir like atmanız benim için yeterli arkadaşlar. Like'larınızla videom bir tık daha yukarılara çıkacaktır. Birçok kişi faydalanmış olacaktır. Ve henüz kanala abone değilseniz lütfen kanalıma artık abone olun bence. Bence olun. Bak 50.000 bin hedefimiz var. 50 bine beraber yakalayalım. Ona göre bu sene böyle. Evet daha fazla gevezelik yapmadan hadi gelin ikinci üniteyi anlatalım. Şimdi gençler bu videomuzda My Environment anlatacağız. My Environment yani benim çevrem. Tabi yine bu üniteyi de arkadaşlar Moran Moore'un Z kitabından anlatacağım. Eğer students booklarınız varsa oradan da takip edebilirsiniz beni. Moran Moore gerçekten beğeniyorum. Güzel gidiyor. Üniteleri de oradan anlatıyorum. Bilginiz olsun arkadaşlar. My Environment yani benim çevrem diyoruz. Tabi burada ne yapacağız arkadaşlar? Çevremizdeki şeyleri öğreneceğiz. Özellikle evimizin içerisinde neler var, hangi bölümler var vesaire bunları öğreneceğiz. Yer, yön edatlarını öğreneceğiz. Ve daha birçok şeyi öğreneceğiz. O yüzden lütfen videoyu sonuna kadar izleyin. Bu üniteyle alakalı her şeye bakacağız arkadaşlar. Önce geliyoruz tabii ki neydi? Olmazsa olmazımız ünitenin önemli kelimeleri. Ünitenin önemli kelimeleri önemli arkadaşlar. Ben tabii burada tek tek hepsini söylemeyeceğim. Demiştim birinci videoda sizlere bir kelime defteri ayarlayın kendinize ve o kelime defterine yazın ve günde 10 kelimeyi geçmeyecek şekilde ezber yapıp haftalık 2 haftada bir de tekrar yapın demiştim. Bunu yapıyorsanız çok güzel gidiyorsunuz demektir. Çünkü merak etmeyin o defteri 2'de, 3'te, 4. sınıfta da ihtiyacınız olacak. Artı üniversitede de ihtiyacınız olacak o defteri. Ve tekrar ederseniz artık tamamen oturmuş olacak o defteri. ihtiyacınız bir yerden sonra kalmayacak. Bu kelimelerin hepsini bilmiş olacaksınız arkadaşlar. Bunlar bizim önemli kelimelerimiz arkadaşlar. Architecture'dan başlıyor. Wash Basin'e kadar gidiyor gençler. Hemen hemen bütün önemli kelimeler var. Zaten konu anlatırken de yine bu kelimelere biz değineceğiz. Önce kelimeleri değineceğiz. Daha sonra da diğer gramer konularına ve diğer konulara ve en sonunda da birkaç tane alıştırmayla ünitemizi tamamlamış olacağız. Bakın mesela burada kelime kısmında gençler neler var? Evin bölümleri var. Bunlar ne? Study room hemen yazmak isterseniz eğer önemli kelimeler de yoksa yazın notlarınızı alın. Yazıları da bu tarz sorular çıkabiliyor çünkü. Study room neyi? Çalışma odası gençler. Çalışma odası fotoğraflarla sizler eşleştireceksiniz. Mesela birincisi çalışma odasıymış. Bathroom Bathroom banyo demek arkadaşlar. Tuvalet olarak da kullanılır ama genelde banyodur. O da bakın 3. fotoğrafımız da burada varmış. Dining room yemek odası yani yemek yediğiniz yer. Şurada bakın masa var 2. fotoğrafta. Kitchen mutfak demek gençler yemekleri yaptığımız yer zaten. O da buradaymış. Garage adı üstünde zaten. Garage Türkçe'ye de geçmiştir. Living room oturma odasıdır. Neresinde orası? Bakın şurada 6. fotoğraftır. Balcony balkon demektir. O daha burada 8'deymiş. Ve son olarak bedroom var arkadaşlar. Bedroom'da yatak odasıymış. O da 4. fotoğraftaymış. Evin bölümlerini bu şekilde ne yaptık? Sıralamış olduk. Evin bölümlerinin dışında bir de o bölümlerde olan eşyalar var. Tabii ki bunların da anlamlarını bilmemiz lazım gençler. Gelin burada hem fotoğraflarla eşleştirelim hem de onun anlamını söyleyelim. Wardrobe ne demekti arkadaşlar? Tabii ki kıyafet dolabı wardrobe. Türkiye'de artık geçmiş 9. fotoğrafta var bakın. Cooker bizim üstünde yemek pişirdiğimiz ocak dördüncü fotoğrafta var arkadaşlar. Bedside table yani yatak yandaki masa dünyasında Biz bunu Türkçe'de komodin diyoruz sanırım. Değil mi? Ben kalıpları Türkçe isimleri çok fazla bilmiyorum. Bazen karıştırıyorum. Ama komodin diye hatırlıyorum. Sekizinci fotoğrafta bakın yatağın hemen baş ucunda oluyor. Shower duş demek arkadaşlar. O da nerede bakın. ikinci fotoğraftaymış. Fridge buzdolabı demektir. O da 5. fotoğrafımızda sink lavabo arkadaşlar. Bulaşıkları vesaire yıkandığı yer daha çok kullanılır bunda. Sink oluyor orası. 6. fotoğrafımızda cushions yastıklar arkadaşlar. Özellikle bu kanepelerin vesaire yanlarında olan yastıklar cushions oluyor. Carpet halı demek birinci fotoğrafta. Dishwasher bulaşık makinesi o da 10. fotoğrafta. Cupboard da dolap arkadaşlar. Bakın şurada 3. fotoğrafta mutfakta oluyor yani şu dolaplar fincanları koyduğumuz yerler işte tabakları koyduğumuz yerler orasında biz cupboard diyebiliriz. Bu şekilde ne yapıyoruz? bu kelimeleri de yazmış oluyoruz. Umarım bunlar da eğer yoksa o kelime listesinde bunlar da ekleyin gençler. Bu ünite için bunlar da önemli. Şimdi geliyoruz gramer anlatımımıza. Gramerde gençler bu ünitede öncelikle prepositions of place yani yer edatlarına bakacağız. Bunları zaten biliyorsunuz. In içinde demekti. On üstünde, under altında, near yanında. Yani bitişinde olmayacak near'da arkadaşlar. Civarında olacak. Between arasında. iki şeyin arasında olması lazım. Behind arkasında in front of önünde next to ise bitişiğinde hemen yanında demek bilginiz olsun. Next to ve near birbirinden ayırın lütfen. Next to olunca hemen bitişik olacaklar. Near olunca biraz daha böyle civarında etrafında olacak aklınızda olsun. Başka bir konumuz there is ve there isn't arkadaşlar. Daha sonra da there are ve there aren't'a bakacağız. Şimdi bunlar nedir? Biz bunları nerede kullanıyoruz gençler? Bir nesnenin veya bir kişinin bir yerde var olduğundan bahsetmek için kullanıyoruz. Yani orada şu var, orada bu var, orada şu şöyleydi vesaire diye. Bunlardan bahsederken biz there is, there are'ı kullanacağız gençler. Olumlu da there is, olumsuz da, da there isn't diyoruz. There is'i nerede kullanıyoruz? Derizi gençler sayılabilen tekil isimler ve sayılamayan isimlerde kullanıyoruz. Sayılabiliyorsa tekil olacak yani tekil isimlerde artı sayılamayanlarda kullanıyoruz. Bakın bir sayılamayan bir şey varsa onu zaten tekil olarak kabul ederiz. Ona göre tekil kalıplar kullanırız. Örneğin sayılabilen tekil isimlerde kar, araba demek mesela. E cars olursa arabalar olur. Bakın çoğul olabiliyor ama burada tekil tek bir tane arabaysa deriz diyoruz. There is a car in front of the school diyoruz orada. Bir araba varsa there's a car diyoruz. There's a tree. Ağaç. There's a book. Kitap var. There's a wardrobe. Bir gardrop var. There's a desk. Bir sıra var. There's a bed. Bir yatak var gibi ne yapabilirsiniz? Bunu uzatabilirsiniz. Sayılabiliyorsa ve tekil ise there's'i kullanıyoruz. Onun dışında bir de sayılamayanlarda kullanıyoruz gençler. Örneğin milk. Milk Süt. Süt sayılamıyor. Sütle de biz neyi kullanacağız? Derizi kullanacağız. Bakın derizden sonra bunlara bakıyoruz. Derizden sonra gelen isime bakıyoruz biz tekil mi çoğul mu diye. Bunu unutmayın lütfen. Hemen gidip cümlenin başında ne vardı diye aramayın. Zaten cümle deriz derarla başlayacak. Biz deriz derardan sonra gelen isime bakacağız. Tekilse ya da sayılamıyorsa derizi kullanacağız. Örneğin There is a computer in Jane's room. Jane odasında bir bilgisayar var diyor. There is some bread in the kitchen. Bread bakın arkadaşlar. Ekmek İngilizce'de sayılamayan olarak kabul ediliyor. Sayılamadığı için de biz yine ne yapıyoruz onu tekil olarak kabul edip deriz diyoruz. Water, su, soup, çorba, coffee, kahve, money, para, tea, çay, rice, pirinç, sugar, şeker bunlar sayılamayanlar. Biz bunlarda da derizi kullanıyoruz. Eğer olumsuz bir cümle yapacaksak da there isn't diyoruz arkadaşlar. Tek farkı bu there isn't'ın sadece olumsuz olunca. There isn't any sugar in the tea. Çayın içinde hiç şeker yok diyoruz mesela. İşte orada bu yok, burada şu yok derken tekil ya da sayılamayan bir şey ise there isn't'ı kullanıyoruz. Genellikle olumsuz yaparken de arkadaşlar any kullanılır. Any zaten olumsuzlarda kullanıyor. O da size ekstra bir bilgi olsun. Eğer soru yapıyorsak da izi başa getiriyoruz. Is there a dog in the garden? Bahçede köpek mi var? Ya da köpek var mı dediğimizde is der diyoruz. Bakın deriz yerine is başa geliyor. Cevap verirken de kısa bir şekilde yes there is ya da no there isn't diyebiliyoruz. There are, there aren't nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Bu da there is, there isn't'ın tam tersi. Ne yapıyoruz bu sefer? Sayılabilen çoğul isimlerde. Mesela kar neydi? Arabaydı. Bir araba var derken orada bir araba var derken there is a car diyorduk. Ama orada arabalar var derken there are cars in front of the school diyoruz. Yine aynı burada da chair mesela sandalye chairs oluyor. İsimlerde ne oluyordu arkadaşlar? S takısı gelirse bir isme onu lerler çoğul yapıyordu. Aklınızda olsun. Pencil kalem, kurşun kalem pencils, kurşun kalemler carpet halı, carpets halılar oluyor bakın. Bu şekilde çoğul olursa der arı kullanıyoruz. Tabii biz sadece S takısı getirerek isimleri çoğul yapmıyoruz arkadaşlar. Bir de bizim düzensiz olanlar var. Düzensiz olanlara şöyle bence bir yıldız koyun. Çünkü nerede düzensiz bir şey varsa karşımıza da genelde onlar daha sık çıkıyor arkadaşlar. O yüzden bu düzensiz isimler önemli arkadaşlar. Nedir bu düzensiz isimler? Örneğin men, insan demek. Men, insanlar ya da adamlar diyebiliriz burada. Yani buradaki a, e'ye dönüşüyor. Normalde neydi? S takısı gelmesi gerekiyordu ama bunlar da tamamen kelime değişmiş oluyor. Foot, ayak. Ayaklar derken fit diyoruz arkadaşlar. Oradaki o'lar e'ye dönüşüyor. Child, çocuk demek. Çocuklar derken normalde s takısı getirmiyoruz. Burada children diyoruz. Çoğul olmuş oluyor. Fish gençler. Fish de bir değişiklik olmuyor. Fish hem çoğul hem tekil hali aynı yazılır. Fish olarak yazılır. Tooth, diş demek. Dişler derken teeth diyoruz. Yine burada da o'lar e'ye dönüşüyor. Mouse, fare demek. Fareler derken de my diyoruz gençler. Bunlar düzensiz isimler. Bunlar çoğullardır. Lütfen aklınızda tutun. Yani şu ikinci kısımdakileri gördüğünüzde isim olarak ne yapacaksınız? There are ya da there aren't yapacaksınız gençler. Pozitif cümlelerde there are some books on the shelf diyoruz. Bakın önce there are geliyor. Sizler ne yapacaksınız? Burada there are mı there is mi olacağını şuradan anlayacaksınız arkadaşlar. There are there is'den sonra gelen isme bakacaksınız. İsim eğer çoğulsa there are tekilse there is geliyor. Olumsuz yaparken there aren't diyoruz. Yoktur yani. There aren't any cushions on the sofa. Kanepenin kanepenin üzerinde hiç yastık yok diyoruz. Burada olumsuz olduğu için aren't geliyor. Soruda da yine izler gibi are başa geliyor arkadaşlar. Are der ile soruyoruz. Are there any students in the classroom? Sınıfta hiç öğrenci var mı? Eğer varsa yes there are, yoksa no there aren't diye kısa bir şekilde cevap verebiliyoruz. Şimdi bir iki tane örnek yapalım hem de oturtmuş olalım derizler arkadaşlar. Sonra bir sonraki konuya geçelim. Deriz mi gelecek? Derar mı gelecek? Buna bakacağız. Bakın birinin içinde deriz ya da there are a cooker in the kitchen demiş. Ne yapıyorduk? Deriz there derardan there sonra gelen isme bakıyorduk. Sonra gelen isim ne? A cooker. Bakın zaten burada bir e var. E bir anlamı verirdi bize. E bir tane tekil olduğu için ben neyi kullanacağım? Tabii ki izi kullanacağım. İki, there is, there are a pool in the garden. Yine aynı şekilde bakın. E var, a pool diyor. bir havuz. O yüzden yine neyi kullanıyorum? There is diyorum. There is, there are some chocolate in the fridge. Bakın şimdi buradaki bu sam bizim kafamızı karıştırabilir. Neden? Sam biraz ya da birkaç anlam verir. Hem sayılamayan hem sayılabilenlerde kullanabiliyoruz. Şimdi burada samdan sonra gelen isim tekil mi çoğul mu biz bunu nerede anlayacağız gençler? Şöyle çok basit bir kuralı var bunun. Nedir? Samdan sonra gelen isim zaten eğer sayılabiliyorsa sam biraz birkaç anlam verdiği için e, çoğul olması lazım. E, sayılabilseydi biz çoğullarda s takısı getirecektik. Ne yapıyorduk ama sayılamayan hiçbir şeye S takısı getirmiyorduk. Bakın sam çaklık demiş ama bir S takısı yok. Demek ki çaklık sayılamayan. E sayılamayanlar da zaten neyi kullanıyorduk yine biz? Easy kullanıyorduk. There is there are red flowers in the ways demiş. Bakın burada da gördüğünüz gibi flowers S takısı gelmiş. Çiçekler olmuş. E çoğul olunca ne olurdu? Ar olurdu. Arı kullanıyoruz. There is there are some furniture in the office demiş. Yine burada şurada anlattığım sistemin aynısı var. Bakın some evet biraz da olabilir. Birkaç da olabilir. Yani tekil de olabilir. Çoğunlu da olabilir. Ama furniture bir S takısı almamış. Demek ki furniture neymiş arkadaşlar? Sayılamıyormuş. Sayılamadığı için de yine izi getiriyoruz. There is there are 20 students. 20 öğrenci varmış sınıfta diyor. Bakın zaten student S takısı almış. Bu durumda çoğul olduğu için R geliyor. 7, 8 ve 9'u da sizler bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın burada da some water var mesela hangisi gelecek? Bunları sizler kendiniz yapabilirsiniz. Zaten bu alıştırmaları isterseniz videoyu durdurup kendiniz yapıp sonra benimle beraber kontrol de edebilirsiniz. Evet gençler hazır. Tekil isim söylemişken gelin bir de singular and plural yani tekil ve çoğul isimlere bakacağız. Bunları nasıl ayırıyoruz? Neye göre ayırıyoruz? Bunları şöyle bir görelim. Aslında çok kolaydı. Tekillerde isimli oluyordu. Olduğu gibi yazılıyordu. Çoğullarda genel olarak bir S takısı getiriyorduk arkadaşlar. S takısı gelince bir isme çoğul oluyordu. Lerlar diye düşünebiliriz. Kite, kites oluyor bakın. Bike, bikes oluyor. Cat, cats oluyor. Cloud, clouds oluyor. Yani ismin sonuna s takısını getirerek biz çoğul yapabiliyoruz. Yalnız bu s takısının tabii ki kuralları oluyor. Nedir bu kurallar? Eğer ismimiz sadece s harfiyle bitiyorsa ya da 2 s varsa, ss, ch ile bitiyorsa, sh ile bitiyorsa, x ile bitiyorsa arkadaşlar bu sefer biz sadece s takısı getirmiyoruz. S takısı getiriyoruz. Burada görüyorsunuz zaten. Örneğin brush. Brush bakın sh ile bitmiş. Sh ile bittiği için brushes diyoruz. ES takısı geliyor. Glass, glasses diyoruz. Bakın 2 S ile bitmiş. S takısı getiriyoruz. Box, boxes olmuş. X ile bitmiş. ES getiriyoruz. Watch, CH ile bitmiş. Watches diyoruz. ES getiriyoruz. Buradaki watch fiil olarak düşünmeyin arkadaşlar. Burada saat olan watch'tan bahsediyoruz. İsimleri zaten S takısı getiriyoruz burada. Bas sadece ES, S, ile bitmiş. Bas'ı olmuş. Fox X ile bitmiş. Foxes olmuş. Bu şekilde birinci kuralımız bu. Başka bir kuralımız eğer ismimiz bunu çok görüyorsunuz değil mi? Artık bunlara aşina oldunuz zaten. Normalde eğer isim y harfiyle bitiyorsa gençler ve y'den önceki harf sessiz bir harf ise s takısı getirirken biz y'yi düşürüp is getiriyoruz. Örneğin baby bakın y ile bitmiş hemen öncesinde b harfi var yani sessiz bir harf var. Bebekler yani babies diyeceğimiz zaman biz buradaki y'yi düşürüyoruz onun yerine es getiriyoruz. Family aile, aileler derken families diyoruz. Bakın yine y'den önce l harfi var. Y'yi düşürüyoruz. Country countries. Fly flies diye gider. Yani y'den önce sessiz harf varsa y'yi düşürüp es getiriyoruz. Yalnız şöyle de bir şey var. Her y ile biten ismi de ne yapmıyoruz? Y'yi düşürüp es getirmiyoruz arkadaşlar. Eğer Y'den önceki harf sesli bir harf ise örneğin boy bakın Y harfi var ama öncesinde O harfi var. Sesli bir harf ise yine o genel kuralımız geçerli. Yani sadece S takısını getiriyoruz. Boy, boys, toy, toys, monkey bakın Y ile bitmiş ama Y'yi düşürmüyoruz. Çünkü E var öncesinde monkeys oluyor. Başka bir kuralımız eğer isimimiz F harfi ile ya da FE ile bitiyorsa gençler bu sefer de biz bu F ve FE yerine yani onları kaldırıyoruz. Onun yerine VES getiriyoruz. Örneklere baktığımızda bakın knife gördüğünüz gibi FE ile bitmiş. Çoğul yaparken biz bunu o FE'yi siliyoruz. Onun yerine knives diyoruz. VES geliyor. Wife eş demek. Wife yerine eşler derken wives diyoruz. Bakın F düşüyor. VES geliyor. Scarf bakın sadece F harfi var yine. F olduğu için ne oluyor burada? Yine F'yi düşürüyoruz. Scarves diyoruz es geliyor. Yani aslında yine s takısını getiriyoruz. F'yi de V'ye çeviriyoruz. Öyle düşünebilirsiniz. Life, lives oluyor. Wolf, wolves oluyor. Shelf, shelves oluyor gençler. Bu şekilde bu kuralımızda lütfen unutmayalım. Dediğim gibi böyle bu tarz istisnalar karşımıza çok fazla çıkabilir. Bir de deriz derarda bahsetmiştim zaten. Düzensiz isimler vardı. Bu isimleri çoğul yaparken biz s takısı kuralını kullanmıyorduk. Tamamen kelimeyi farklı bir şekilde yazıyorduk. Neydi bu? Örneğin man, men oluyordu. Woman, woman oluyor. Child, children, Foot, fit oluyordu arkadaşlar. Bir önceki sayfada zaten buna değinmiştik. Şöyle bakın buradakileri çoğul yapacağız. Nasıl çoğul yapıyoruz? Family, bakın y ile bitmiş. Önünde sessiz bir harf var. E ne oluyordu o zaman? Y düşüp es geliyordu. Yani families oluyordu. Bus, bakın s ile bitmiş. S ile biterse i es takısını getiriyorduk. S takısını buses oluyordu. Pen arkadaşlar, Hands oluyor. Olduğu gibi yazıyoruz. Fish. Evet burada umarım hemen atlamamış fishes dememişsinizdir. Fish ne oluyordu arkadaşlar? Fish'in tekili de çoğulu da aynı yazılıyordu. Yine fish olarak yazılıyordu. Box bakın x ile bitmiş. x ile bitiyorsa ne yapıyorduk? es takısı getiriyorduk. Yani boxes oluyordu. Watch bakın ch ile bitmiş. Watches oluyordu. S takısı geliyordu. Wife ne oluyordu gençler? F ile bittiği için burada F'yi düşürüp ve getiriyorduk. Yani F V'ye dönüşüyordu wives diyoruz. Mouse ne oluyordu? Mouse da düzensizdi değil mi? Hatırlamadınız mı o listeyi? Düzensizler listesini. Evet orada mice diyorduk. Country bakın yine y ile bitmiş. Önünde sessiz bir harf var. Es takısı getireceğiz. Yani y'yi düşürüp countries oluyor arkadaşlar. Şu buradaki kısmı da gençler size bırakıyorum. Sizler de burayı doldurabilirsiniz. Yorumları da isterseniz yazabilirsiniz. Şimdi geliyoruz gençler. Demonstrative pronouns and adjectives. Yani işaret zamirleri ve sıfatlarına geliyoruz. İşaretleri göstereceğiz. İşaretlerde şey, bir şey göstererek bunu nasıl söylüyoruz? Bunlardan bahsedeceğiz. Bir şeyi işaret etmek, göstermek veya temsil etmek için işaret zamirleri veya işaret sıfatları kullanılır. Zamirler ismin yerine geçtiği için işaret zamirlerinin ardından herhangi bir ismin gelmesine gerek yoktur. Yani buradaki zamirler zaten isim yerine geçiyor. O yüzden illa bu işaret zamirlerinden sonra bir isim gelsin diye bir şey yok arkadaşlar. Ancak işaret sıfatlarından sonra bir isim kullanılır. Ancak yani işaret sıfatı var ise bu sefer bir isim kullanıyoruz biz. Bunları açacağız birazdan. Öncelikle diz ve diz bakıyoruz arkadaşlar. Bu ve bunlar diz ve diz diyoruz biz buna. Yakında tekil bir şey göstermek veya temsil etmek için diz kullanılıyor. Çoğul olanları göstermek için this kullanılıyor. Yani biz dizi de dizi de arkadaşlar ne yapacağız? İkisinde de yakınımızda olan şeyleri gösterirken kullanacağız. Tekilse eğer yakınımızdaki şey gösterdiğimiz şey dizi kullanacağız. Eğer yakınımızda olup da gösterdiğimiz şey çoğulsa da diz diyeceğiz gençler. Bu şekilde ikisinin arasındaki farkı kurabilirsiniz. Örneğin this is an English book dedik. Bu bir İngilizce kitabı. Yakınımda olduğu için ben ne yapıyorum? Burada this diyorum ve tekil olduğu için de bakın zaten burada n var bir anlamına geliyordu. O yüzden dizi kullanıyorum. Elimde bir tane kalem var bakın yakınımda ne diyorum ben buna? This is a pencil diyorum. Bu bir kalemdir diyorum. Bakın burada da hem yakınımda hem tek bir tane olduğu için dizi kullanıyorum. Eğer yakınımda ama çoğul olsaydı. Mesela these are my cats. Üç tane kedim var. Ve hemen yanımdalar. Şöyle etrafındalar gibi hayal edin. Ne diyordum o zaman? Oh hey these are my cats. Bunlar benim kedilerim diyebilirdim arkadaşlar. Çoğul olduğu için neyi kullanacağım? These kullanacağım. These people can speak Chinese. Bu insanlar Çince konuşabilir. Bakın burada people çoğuldur zaten. People çoğul olduğu için öncesinde dizi kullanmış. Yani çoğul olunca these, tekil olunca dizi kullanıyoruz gençler. İkisi arasındaki fark bu. Ve ikisini de yakınımızda olup da gösterdiğimiz şeylerde kullanıyoruz. Bir de uzağımızdakileri gösterir, işaret edip bunlar diyebiliriz ya da bu diyebiliriz. O zaman da that ya da DOZ kullanacağız gençler. That'i de biraz öncekiler gibi aynı yani farkı aynı şekilde ifade edebiliriz. Uzağımızda olup tekil olanlarda that'i kullanacağız. Uzağımızda olup çoğul olanlarda da biz DOZ'u kullanacağız gençler. There is Arthur's wallet. Şu Arthur'un cüzdanıdır diyorum mesela. Uzağımdadır onu ve tek bir tanedir. Bakın. Ne yapıyorum ben onu? o diye that diye gösteriyorum gençler. That sofa isn't comfortable. Şu kanepe rahat değil diyorum. Ne yapıyorum burada da yine kanepe uzamda olduğu için ve tek bir tane olduğu için that'i kullanıyorum. Çoğul olsaydı those are very expensive cars. Uzaktan gösteriyorum karşı caddede mesela. Şunlar çok pahalı arabalarmış. Bakın şunlar diyorum. Hem çoğul hem de uzakta olduğu için bu sefer those diyorum gençler. Those buildings are gorgeous. Şu binalar muhteşem diyorum. Burada da yine ne yapıyorum? Binaları gösteriyorum elimle. Uzağımda olduğu için de dozu kullanıyorum gençler. İşaret zamirleri ve sıfatları soru cümlelerinde de sık sık kullanılır demiş arkadaşlar. Aynen öyle. Sorularda da biz bunları çok kullanıyoruz. Gösteriyoruz örneğin. What are these? Onlar nedir diye sorabiliriz. Eğer yakınımızdaysa Diz diyoruz bakın çoğul olduğu için birlikte kullanılırlar çoğullarda. They are my old watches. Onlar benim eski saatlerim diyorum bakın sorularda da gösterilecek soru sorarken de çok fazla kullanılıyor. Şimdi bunları ayırt etmek için çok güzel bir alıştırma var. Bunu atlamadan geçmeyelim. Bu alıştırmayı kesinlikle yapalım. Hatta videoyu dondurun kendiniz yapın. Bakın doğru yapıyor musunuz anlamış mısınız? Bakalım birincisinde this is ya da these are computer games demiş. Şimdi burada ben ne yapacağım gençler? This is ya da these are'dan sonra gelen isme bakacağım. Tekil mi, çoğul mu diye. Neden? Çünkü biz dizi tekillerde, dizde, çoğullarda kullanıyorduk. Bakın computer games demiş. Gördüğünüz gibi şurada bir S takısı var. Bilgisayar oyunları diyor. E çoğul olduğu için bu sefer ben neyi kullanacağım? These are diyeceğim gençler. Those are ya da there is a big shopping center. Bakın a big shopping center demiş. E var burada zaten bir anlamı katıyordu. E, tekil olunca uzakta olunca there is diyordum. O zaman there işaretliyorum. These are ya da this is a beautiful novel demiş. Bakın yine a beautiful novel var. This is diyorum burada da gençler tekil olduğu için. E unutmayın bizi bir sayısını verir. There is those are very old buildings demiş. Bakın yine buildings S takısı almış. Gördüğünüz gibi burada bir S takısı var. S olunca çoğul oluyordu. Çoğullarda da uzakta ise dozu kullanıyordum. This is ya da these are funny comics demiş. Bakın yine comic S takısı almış. Yine these are diyorum gençler. Those are ya da there is my ID card. E ID card bakın S takısı almamış. Demek ki ne yapacağım? That easy kullanacağım. Zaten ID kart dediği nüfus kimliğimiz o da bir tane olur. Yine tekil oluyor. These are ya da this is palm trees. Bakın trees S takısı almış. Çoğul olmuş. Çoğullarda these are kullanıyorum gençler. There is ya da those are a clever parrot demiş. A clever parrot gördüğünüz gibi e olduğu için yine tekil oluyor. Tekilde de there is diyorum. Uzaktaysa there is yakındaysa this is. Tabi bu tekilse. Çoğulsa ve uzaktaysa those are diyorum. Yakınımızda ve çoğul ise de these are diyorum gençler. Aklınızda olsun. Geliyoruz object pronouns yani nesne zamirlerini gençler. Bunlar nedir? Cümlede nesne görevinde kullanılan eylemlerden etkilenen bir kişiyi veya bir nesneyi temsil eder. Yani bu sefer özne etkilenmeyecek, nesne etkilenecek, etkilenen kişiyi ne yapacak? Bu da temsil edecek. Cümlede fiilden sonra gelirler. Bakın fiilden sonra geliyorlar bunlar. Nesne zamirleri cümlede edatların with, at, of, about, to, without nesnesi olarak kullanılır demiş. Nedir bunlar? Bakın subject pronouns neydi? Bizim kişi zamirlerimizdi ve bunları biz genelde özne olarak kullanıyorduk. Cümlenin başında kullanıyorduk. Bu sefer object pronouns'u da fiilden sonra kullanıyoruz gençler. I ben demekti. Me bana beni oluyor. You sen demekti. Yine you olarak yazılır gençler. Sana seni olur. Yani burada cümlede you eğer fiilden sonra geliyorsa sana seni anlamı veriyor. He ne oluyormuş? Him oluyormuş gençler. Ona onu anlamında. She her oluyor. Yine ona, onu anlamında. It yine aynı şekilde yazılır gençler. Aynı you'daki gibi. Yine fiilden sonra geliyorsa ona, onu diye çeviriyoruz. We as yazılır. Bize, bizi anlamında. You yine burada çoğul da olsa aynı şekilde yazılıyor. Size, sizi anlamında. They de arkadaşlar. Normalde burada as yazmışlar ama dem olması lazım. Burada bir yanlışlık olmuş. Sanırım bir yanlışlık olmuş ama Dem onlara onları anlamını verir. Şöyle şuraya da isterseniz ben onu yazayım hemen. Dem diye sizlerde notunuzu alabilirsiniz. Buraya sığmadı ama. Can you tell me your phone number? Bakın tell söylemek değil mi? Me tell me bana söyler misin diyor telefon numaranı bana söyler misin? Gördüğünüz gibi fiilden sonra geliyor. Sally gives away many presents to her. Her var bakın ona diyor. Ne demiştik zaten burada to, with, of, about, without bunlardan sonra bu object pronouns'lar gelirdi. Sally ona birçok hediye verir diyor. Kime? Ona derken burada her'ü kullanıyoruz gençler. Tabi bu she yerine kullanılıyor. This painting belongs to us. Bu tablo bize ait. Bakın yine kime ait olduğunu gösteriyor. This painting burada bizim öznemiz. Sahip olmak, belong, ait olmak. Ondan sonra da bakın Object Pronouns gelmiş gençler. Bunları yalnız ezberleyin bu tabloyu. Bu tablo önemli çok sık karşınıza çıkar Şimdi tabii My Environment demişken gençler sadece evimizde etrafımızda olan değil bir de dışarıda olan binaların isimlerini de bilmemiz gerekecek. Ki zaten bunları az çok aşinasınız diye biliyorum ben. Supermarket, süpermarket Museum, Müze, Library, Kütüphane, Bank, Banka, Shopping Mall, Alışveriş Merkezi, Cafe, Cafe leisure center eğlence merkezi diyebiliriz. Theater tiyatro, pharmacy eczane, hospital hastane demek gençler. Burada fotoğraflar isterseniz sizleri işleştirebilirsiniz. Ben anlamını söyleyeceğim, geçeceğim çok fazla uzamasın diye. Florist çiçekçi demek. Cloth shop kıyafet dükkanı, internet cafe sizlerin favorisi internet kafe. Shoe shop ayakkabıcı, bakers fırın arkadaşlar. Baker de denir. Toy store oyuncakçı, green grocers manav. Jewelries burada kuyumcu anlamında söyleyebiliriz. Music Store müzik dükkanı, store da kitapçı anlamını verir bize gençler. Geldik comparative adjectives yani karşılaştırma sıfatlarına. Geçen senelerden yine bunu da aslında biliyorsunuz. Sadece şöyle üzerinden gitmemiz bile bence yeterli. Gençler iki veya daha fazla bir şeyi birbiriyle karşılaştırırken biz comparative adjectives'i kullanacağız. Comparative adjectives yani bu bundan daha şöyledir, bu bundan daha böyledir, bu bundan daha az şöyledir anlamını verirken bunları kullanıyoruz. Evet bunu kullanırken de genel bir kere birinci kuralımız var. O da nedir? Eğer sıfat tek eceli ise, bakın tek eceli kısa bir sıfatımız varsa sonuna ne getiriyoruz? Er takısı getiriyoruz. Örneğin tall, taller oluyor. Short, shorter oluyor. Gördüğünüz gibi tek eceli olduğu için sadece er takısını sıfatın sonuna getiriyoruz. Bu bir ve en genel kuralımızdır gençler. Bu genel kuralı aklınızda tutun cebinize koyun. 2- tabi bu kural ne oluyor? Sıfatın çekimlenmesine göre, yazılışına göre sıfattan sıfata değişebiliyor. Örneğin eğer sıfatımız E harfi ile bitiyorsa gençler bu sefer biz sadece R harfini getiriyoruz. Zaten halihazırda hazırda R er takısı getiriyorduk ya. Burada mantık şu ve zaten sonunda bir E var. Tekrar E, getirmeyelim. Sadece R getirelim. Large, larger. Close, closer oluyor gençler. Başka bir kuralımız Y harfi ile bitiyorsa tıpkı S'deki gibi S getirirken bir kuralımız vardı ya önünde ünsüz varsa Y düşüyordu S geliyordu. Burada da aynısı gençler yer gelecek. Yani eğer sıfatımız Y harfi ile bitiyorsa ve Y'den önceki harf sessiz bir harf ise Y'yi düşürüp ier takısını getiriyoruz. Örneğin busy bakın Y ile bitmiş önünde S harfi var. Ne yapıyoruz? Daha işlek daha meşgul derken busy diyoruz. Funny bakın y ve n ile bitmiş. Yine ne oluyor? Y düşüyor. Daha komik derken funnier diyoruz. Dördüncü kuralımız şu gençler. Eğer kelimenin son 3 harfi bakın son 3 harfi sessiz, sesli ve tekrar sessiz harfiyle bitiyorsa ne yapıyoruz biz? Er takısını getirmeden önce kelimenin o sondaki harfini iki kere yazıyoruz. Sonra er takısı getiriyoruz. Örneğin hot sıcak demek. Bakın h sessiz o sesli, T sessiz. Yani sessiz, sesli, sessize uyuyor. E, daha sıcak derken bu sefer şu sondaki T harfini gördüğünüz gibi iki kere yazıyorum. Sonra ertakısını getiriyorum. Big, büyük demek. Bakın yine sessiz, sesli, sessizle bitiyor. Bigger diyorum gençler. Diğer bir kuralımız sıfat 2 veya daha fazla heceli ise. Bakın bu da ikinci genel kuralımızdır aslında. Yani tek heceli ise son er takısı getiriyorduk. Tabi işte i er oluyordu. Sadece r geliyordu. İşte sondaki harf iki kere yazılıp er geliyordu. Bir de sıfatımız 2 ya da 2'den fazla heceli ise bu sefer ne getiriyoruz gençler? Kelimenin sonuna er takısını getirmiyoruz. Tam tersi başına mor getiriyoruz. Daha anlamını vermek için mor getiriyoruz gençler. Örneğin beautiful. Beautiful güzel daha güzel derken more beautiful daha güzel diyoruz. Expensive pahalı daha pahalı derken more expensive diyoruz. Bakın unutmayın 2 iki ve 2'den fazlaysa zaten zaten şöyle gözünüzle baktığınızda kelime 2'den fazla mı 2 mi işte tek eceli mi anlarsınız. Uzun bir kelime ise hemen önüne more getiriyorsunuz. Bir de diğer isimlerde olduğu gibi bazı sıfatlarda düzensizdir gençler ve bu anlattığımız kurallara uymazlar tamamen yine farklı şekilde hazırlarlar. Ve bunun da bence şöyle bir yıldız koyun. Çünkü neydi? İstisnalar bizim için önemliydi. Bu düzensizler de bizim için önemli. Çok sık çıkarlar. Good, gooder olmuyor gençler. Better oluyor. Bad, kötü demek. Daha kötü derken worse diyoruz. Much ya da many. Bakın much sayılamayanlarda kullanıyoruz. Many sayılabilenlerde kullanıyoruz. İkisi de çok anlamında. Daha çok derken de mor diyoruz gençler. Hocam burada da zaten mor getirmiyor muyduk? Evet orada oradaki sıfatı vurgulamak için daha güzel demek için de bu sefer de sadece daha anlamında neyi kullanacağız? Mor kullanacağız. Little az demek daha az derken de less diyoruz gençler. Far uzak demek. Farther ya da further ikisi de yazılabilir gençler. Yani burada A da olabilir, U da olabilir. İkisinde de daha uzak diyoruz. London is more crowded than Madrid. Londra Madrid'den daha kalabalıktır. Bakın crowded kelimesi ikiden fazla bir sıfatı var. Burada ne yapıyoruz? Önüne mor getiriyoruz. Erzurum is colder than Antalya. Erzurum Antalya'dan daha soğuktur diyoruz. Bakın burada cold tek eceli olduğu için sıfatımızın sonuna er takısı getiriyoruz. Bunu yaptıktan sonra da her zaman şu deni ekliyoruz arkadaşlar. Yani ne ile karşılaştırıyorsak sıfatı yazdıktan sonra hemen arkasına den yazıyoruz. Daha sonra onu neye, ne ile karşılaştırıyorsak onu yazıyoruz. Şunları hızlı hızlı yapalım. Bakın good neydi? Atlamayın goodur demeyin. Better'dı arkadaşlar. Beautiful uzundu. More beautiful oluyordu. Quiet sessiz demekti. Quieter daha sessiz diyoruz. Tek eceli olduğu için ertekiz getiriyoruz. Crowded neydi? İki eceliydi. O yüzden neyi getiriyorduk? More crowded diyorduk. Cold Colder. Modern bakın iki heceli. Modern iki heceli iki tane ses çıkıyor ağzından. Ama modern derken more modern diyoruz. Lively. Lively bakın arkadaşlar y ile bitmiş. Önünde sessiz bir harf var. O yüzden y düşüyordu. Lovelier oluyordu. Hat, bakın sessiz sesli sessizle bitmiş. Ne yapıyorduk o zaman? T'yi iki kere yazıyorduk. Hatır diyorduk. Diğerlerini sizler yazabilirsiniz. Bakın burada güzel bir örnek var. New York'la Prague var. İki farklı şehir var. Özellikleri verilmiş. İşte population, nüfus, area, alanı, architecture, mimarisi, average temperature, ortalama sıcaklığı ve safety, güvenliği verilmiş arkadaşlar. Ne yapabilirsiniz? Bu iki şehri karşılaştırabilirsiniz. Örnek bir iki tane ben söyleyeyim. Mesela burada New York is bigger than Prague. New York Prague'dan daha büyüktür. Neye göre diyorum ben bunu? Tabii kilometre karesine bakıyorum. Bakın 789'a 469 kilometre kare. Buradan New York'un daha büyük olduğunu görüyorum. Bunu söyleyebiliyorum. Bunun tam tersini de söyleyebiliriz. Mesela bu sefer de New York Prag'dan büyükse Prag New York'tan küçüktür, değil mi? Bu sefer Prag New York'tan daha küçüktür diyebiliriz. Prag is smaller than New York diyebiliriz gençler. Bu şekilde şu özelliklere bakıp buradaki sıfatları kullanarak sizler de isterseniz devamını yazabilirsiniz. Dediğim gibi yorumlara da yazabilirsiniz. Evet gençler bu şekilde birinci üniteyi de bitirmiş olduk. Umarım faydası olmuştur. Umarım bu anlattıklarına beraber birkaç alıştırma daha yaparak tamamen bu konuyu da halletmiş olursunuz. Sizler için bu videodan sonra bir de tabii ki üçüncü ünite gelecek. O yüzden ne yapıyorsunuz? Kanala abone oluyorsunuz ve şu anda videoya like atıyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye.